Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yeni bir inşaat serisi videomuzla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar size mantolama nasıl yapılır? Bilmeyen arkadaşlar için bunu sizlere anlatacağım. Anlaşılabilir bir şekilde anlatacağım. Dış cephemizi görüyorsunuz zaten. Ben size kullanılan malzemeleri ve mantolama kesitini detaylı şekilde anlatacağım. Şu an arkadaşlar ısı yalıtım levhalarımız görüyorsunuz. Cephemizde duruyor. Dübelleme işlemi yapılmış. Bu şekilde imalatımız devam edecek. Tüm cephe boyunca iskelemiz kurulmuş. İmalat devam ediyor. Ben öncelikle arkadaşlar sizlere kullandığımız malzemeleri göstermek istiyorum. Malzemeleri tanıtacağım size. Bu malzemeleri nerede kullanıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Bununla ilgili sizlere şimdi bazı teknik bilgiler vereceğim. Bizim öncelikle dış cephede kullandığımız dolgu malzemeleri tuğla ve BIMS kullanıyoruz biz. Bu cephede görüyorsunuz tuğlamız var. Üst bu cepheleri de şuradan göstereyim size. Burada da biz 15'lik BIMS kullanıyoruz. Evet, şu şekilde daha net görünüyor. 15'lik BIMS kullanıyoruz. Şimdi bizde mantolama işlemi yapılırken sizlere kullandığımız malzemeleri anlatacağım şimdi. Şurada görüyorsunuz hazır sıva. Mantolama işlemi yapılmadan önce dış cephede dolgu malzemesinin üzerine hazır sıvaya çekiyoruz, hazır sıva yapıyoruz. Biz içeride kaba sıva yapıyoruz ama dış cephede kaba sıva imalatı yapmıyoruz. Onun yerine hazır sıvayı kullanıyoruz. Yüzeyi teraziye iple alarak düzgün bir yüzey elde ediyoruz bu şekilde. Kullandığımız ilk malzeme kesitte Ernakim hazır sıvayı kullanıyoruz. Ernakim marka. Şöyle söyleyeyim, hazır sıvayı kullanmadan veya kaba sıva yapmadan mantolama yapan birçok şantiye, inşaat görebilirsiniz. Bu konuda daha önce çok defa görmüşlüğüm oldu. Onun dışında bunu kullandıktan sonra, yüzeyi elde ettikten sonra burada görüyorsunuz biz filli boya expert marka kullanıyoruz. Arkadaşlar bu bizim yapıştırma harcımız. 25 kilogram torbalar halinde geliyor. Yapıştırma harcı. Yapıştırma harcını neyde kullanıyoruz arkadaşlar? Bu gördüğünüz ısı yalıtım levhalarımız var. Bizim dörtlük kullanıyoruz. Projemizde bu şekilde gösteriyor. 4 santim. Yine expert filli boyanın ısı yalıtım levhası. Bu yapıştırma harcını straforu yapıştırarak yüzeye bunu tutturuyoruz. Daha sonra arkadaşlar straforu yüzeye yapıştırdığımız zaman az önce dış cephede size gösterdim zaten strafora. Ondan sonra matkapla dübelleme işine giriliyor. Dübelleme işinde belirli aralıklarla, aralar çok açık olmayacak şekilde şöyle dübellerimiz var. Bu matkaplar yüzey deliniyor. Yüzey delindikten sonra dübellerimiz içine sokuluyor. Bu dübeller içine sokulduktan sonra şurada yapısını görüyorsunuz. Şu şekilde biraz fokuslayayım. Görüyorsunuz burası açılıyor. Bunun içine bu şekilde böyle bir çivi gibi genişletecek dübeli bir malzeme var. Bunu yüzeye şey yaptıktan sonra, dübelledikten sonra malzemeyi şu şekilde bunu içine sokuyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar ortası açılıyor. Bunu daha çekemezsiniz yüzeyden. Mantolamada kullandığımız ısı yalıtım levhasına dübeller koruyor. Bunu da çıkaralım yerinden, yerine koyalım. Dübelleme işlemini yaptıktan sonra diğer bir malzememiz sıva harcı. Arkadaşlar sıva harcını kullanıyoruz. Sıva harcını dübelleme yaptığımız ısı yalıtım levhasının üzerine birkaç sıva harcı çekiyoruz. Ondan sonra görüyorsunuz malzemelerin hepsi yan yana. Bizim donatı filemiz. Donatı filelerimizi kullanıyoruz. Donatı filesini neden kullanıyoruz? Fileli imalatta arkadaşlar sıvanın yüzeyinin aderansı artar. Tutuculuğu, sürtünme kas sayısı arttığı için sıva filesini kullanıyoruz. Herhangi bir sarkma, dökülme bunlara karşı daha mukavemetlidir. Sıva filemizi kullandıktan sonra sıva harcımızı bir kere daha vuruyoruz üzerine. Sıva filesini kapatıyoruz ve sonlandırıyoruz. Sıva harcına vurduktan sonra bizim burada görüyorsunuz dekoratif mineral kaplama ince taneli yazıyor. 1,5 milim. Ondan sonra en üst düzey bu kullanılıyor. Dekoratif mineral kaplama. Artık üzerine boya işlemi yapılıyor. Astar boya şeklinde bir imalat yapılıyor. Bunlar da arkadaşlar görüyorsunuz bizim köşe bentlerimiz. Bunların fayans için olanı vardır. Alçı için olanı vardır. Bu da dış cephe köşe benti. Yine aynı şekilde fileli. Bunu nerede kullanıyoruz? Bunu inşaatlar dış köşe dediğimiz inşaatçıların tabiriyle merkez. Merkezlerde kullanılıyor. Şuradan size göstereyim. Görüyorsunuz şu şekilde. Yukarıya doğru arkadaşlar merkezlerde gidiyor. Tam şu köşe noktada.
ısı yalıtım levhası imalatı yapıldıktan sonra bu merkezlere 90 derece olacak şekilde bu köşe bentle dönüyorsunuz. Şu şekilde görülüyor arkadaşlar. Yani merkezler ne oluyor? Tam 90 derece oluyor ve güzel, düzgün bir imalat çıkıyor. Bunlar da arkadaşlar bizim mantolamada kullandığımız köşe bentlerimiz. Şu kullandığımız ısı yalıtım levhası ile ilgili size bazı ufak bilgiler vereceğim. Arkadaşlar bizim kullandığımız kalınlığı 4 santim. Şu levhadan göstereyim. Arkadaşlar üretici firma bu şekilde tabloyu yerleştirmiş. Çok güzel. Bizim kullandığımız arkadaşlar kalınlık 4 santimlik kullanıyoruz. Aşağıya doğru geliyoruz arkadaşlar. Burada ısıl dirençlerimiz var arkadaşlar bizim. Paket adede arkadaşlar dörtlükte geliyoruz. 12 santim. Pardon 12 adet var arkadaşlar. Ürün ölçülerimiz 50 santime 100 santim 12 adetten direkt 6 metrekare buradan zaten alandan metrekare bir kutu paketin kapatacağı alan 6 metrekare görünüyor arkadaşlar. Ebatları yazıyor, yanında sınıfı yazıyor. Arkadaşlar burada size söyleyeceğim en önemli şey şu ısı iletkenlik katsayısını görüyorsunuz. Biz karbonlu kullanıyoruz. Malzeme iki çeşit bunda. Bir beyaz, iki karbonlu. Arkadaşlar şu ısı iletkenlik katsayısını görüyorsunuz. Bir tanesi 0.032, diğeri 0.040. Arkadaşlar ısı iletkenlik katsayısı ne kadar düşük olursa ısı yalıtımı o kadar güçlü olur arkadaşlar. Bu mantolama yaptığınız yüzeyin imalat o kadar iyi olur. Neden derseniz arkadaşlar ısı iletkenlik katsayısı bunda görüyorsunuz daha düşük 0.040'a göre. Isı iletkenlik katsayısı yani ısı geçişinin arkadaşlar bu katsayı arttığı zaman ısı iletimi, ısı transferi o kadar fazla olur. Ama biz mantolamayı ne için yapıyoruz arkadaşlar? Isı iletimi dışarıyla içerinin ısı iletimi fazla olmaması lazım. Biz geçirgenliği istemiyoruz. Geçirmemezlik olacak arkadaşlar. Bunun için ısı iletkenlik katsayısı ne kadar düşük olursa malzemede o kadar iyi ısı yalıtımı elde edersiniz. Yani ısı yalıtımı ile ısı iletkenlik katsayısı arkadaşlar ters orantılıdır. Bunun her zaman bu katsayının düşük olması gerekiyor. Bunu da isterseniz internetten araştırabilirsiniz. Ben de size ısı yalıtım hesaplarında makine mühendisleri odasının kullandığı bilgileri o metni buraya koyabilirim. İmalat arkadaşlar bu şekilde yapılıyor. Başka bir imalatımız yok. Mantolamada kullandığımız ürünleri sizlere ben kısaca anlattım. Mantolama bu şekilde yapılıyor. Şu dübellerimizi de yerine koyalım. Burada da ustamız arkadaşlar görüyorsunuz sıvamızı hazırlıyor. Böyle öyle bu şekilde. Biz arkadaşlar dübelimizi yerine koyalım. Bu şekilde. Dış cephede arkadaşlar olay bu. Videoyu kapatmadan önce arkadaşlar dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Arkadaşlar dikkatinizi çekmemi istediğim bir konu var. Açık çıkmalarda arkadaşlar görüyorsunuz. Balkonlarımız bizim açık çıkmalarımız oluyor. Bunlar arkadaşlar sıvasını yaparken bu açık çıkmalarda arkadaşlar size gösterdiğim ürünlerden sıva harcı vardı. Bu açık çıkmalarda arkadaşlar donatı filesi ile sıva harcını birlikte kullanıyoruz. Yalnız arkadaşlar kapalı çıkmalarda dikkatinizi çekmek istediğim konu burası. Şurası arkadaşlar görüyorsunuz odaya dahil. Burası bir kapalı çıkma. Bunun altında arkadaşlar strafor mantolama yapılmış olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bunun kontrolünü yapalım. Bunun kontrolünü yapabilmek için arkadaşlar anahtarınız varsa anahtarınızı yukarıya atın veya küçük bir metal parçayı yukarıya atın. Tok bir ses gelecektir. O tok ses geliyorsa arkadaşlar mantolama kesinlikle yapılmıştır. Mesela arkadaşlar bu yüzeyi görüyorum. Vuruyorsunuz. Burası dükkan. Burada arkadaşlar görüyorsunuz mantolama yok. Mantolama olan yerde tok bir ses gelir. Onu sizlere göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar şöyle yerden metal bir parça aldım. Yukarıya vuracağım. Tok ses geliyorsa mantolama yapılmış demektir. Duydunuz arkadaşlar. Tok ses geliyor. Hatta şunu da atayım. Arkadaşlar tok sese bakın. Duydunuz değil mi? Böyle tok bir ses geliyor. Bir kere daha atayım arkadaşlar. Bakın. Duydunuz arkadaşlar. Bu tok sesi geliyorsa buraya mantolama yapılmış demektir. Mantolamada dikkat edeceğiniz hususlar arkadaşlar bu şekilde. Kapalı çıkmaların yine aynı şekilde. Şurada gösterdiğim gibi. Arkadaşlar mantolama videomuz da bu şekilde.
Kapalı ve açık çıkmalara dikkat edilmeli. Kapalı çıkmalarımızda aynen cepheye uyguladığımız mantolama imalatı yapılıyor. Açık çıkmalarda ise fileli sıva yapılacak şekilde arkadaşlar bir imalat yapılmalı. Videoları beğenip kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.